İyi akşamlar sevgili seyirciler. Saatler 20'de bu yaz sebebiyle programlarımız saat 20'de başlıyor. Ayrıntılardasınız. Ben Enver Aysever. Türkiye'nin gündemini konuşacağız. Dünyanın gündemini konuşacağız. Ama her şeyden önce kendi gündemimizi konuşacağız. Burası Halk TV. Halk TV halkın sesi olan bir kanal. Ve halkın sesi olduğu için de en çok izlenen haber kanalı. Halkın sesi olduğu için de büyük güçlükleri aşarak bugünlere gelmiş bir kanal. Bizden önceki arkadaşlarımızın büyük emekleri var. Bizim de olabildiğince emeğimiz var. Şu anda çalışan emekçilerin sırtında yükselen bir kanal. Burada amacımız ifade özgürlüğünü korumak, hukukun üstünlüğü çerçevesinde alabildiğine Türkiye'ye özgür haberciliği yansıtmak. Hiçbir tarafa yakın olmamak ama mümkünse toplum vicdanını ekrana taşımak. Yani eğer kadınlar öldürülüyorsa, dayak yiyorsa kadınların yanında olmak. Eğer işçiler sömürülüyorsa onların yanında olmak. Eğer temel insan hakları konusunda sıkıntılar varsa onları dile getirmek. Örneğin Nadire'nin annesinin gözyaşları varsa onu sizinle buluşturmak. Demem o ki nerede haksızlık, adaletsizlik varsa orada olmak bizim görevimiz. Dahası Türkiye'de demokrasiye bağlı insanlar olarak biz sandığın iradesinin peşinden gitmek de görevimiz. Hatırlayın 31 Mart seçimleri akşamı Türkiye'de bir pimpon maçı gibi seçim bir oraya gitti bir buraya geldi. İstanbul kimin olacak tartışması vardı. Bu ekranlarda, özgür ekranlarda seçim size yansıtıldı ve nihayetinde takipçisi olundu ve millet iradesi yerine getirildi. Halk TV'de her şeyi her zaman tas tamam, dört dörtlük kusursuz yaptığımızı iddia edemeyiz elbette. İnsanız, canlı yayınlar yapıyoruz. Canlı yayınlarda biz programcılar özen göstersek bile zaman zaman konuklarımız sözün şehvetine kapılabiliyorlar. Biz programcılar zaman zaman duygusal yoğunlukla, zaman zaman insani refleksle, zaman zaman öfkeyle ki yapmamamız gerekir ama belki de bazen kantarın topuzunu da kaçırdığımız olabilir. Bunların hepsi olabilir. Ancak şuna inanın, Halk TV ekranlarında evrensel basın ilkelerinin dışında hiçbir şey olmaz. Ve şunu bilin ki Halk TV ekranlarına çıkan insanların hiçbiri kendi vicdanının dışında hiçbir yerden emir almaz. Burada patronlar değişti, burada farklı siyasi denklemlerin olduğu dönemlerde yayınlar yapıldı ama ekrana çıkan arkadaşlarımız olabildiğince her zaman halkın iradesine yönelik ve evrensel basın ilkelerine bağlı olarak görev yaptılar. Çünkü insanlığın bu büyük yürüyüşünde ifade özgürlüğünün, temel insan haklarının, haber alma hakkının ne olduğunu bilen insanlarız biz. Ve bütün bunları göz önünde bulundurarak bugünlere geldik. Halk TV'ye ardı ardına cezalar geldi. Bu cezalar Halk TV'ye mi geldi, Halk TV izleyicilerine mi geldi meselesi ayrı bir tartışma konusu. Ben hiçbir zaman ekranların tamamen karartılmasının bir ceza yöntemi olduğuna inanan kimse değilim. Varsa bir programda haksızlık, varsa bir programda yanlışlık cevap hakkı verilir. Varsa eğer haddini aşan bir ifade o program ki daha önce oldu ceza alır falan. Ancak Halk TV maalesef 5 günlük karartma cezası aldı ve bugün tebliğ edildi. Yarın Halk TV'nin avukatları gereken başvuruyu yapacak. Bir başka kanalda Tele1'de olduğu gibi yürütmeyi durdurma kararı geleceğini umut ediyoruz. Daha sonra da yüksek mahkemeden cezanın kaldırılacağını umut ediyoruz. RTÜK üyelerine karşı bir tavır, bir tepki koyacak değiliz. Meclise karşı da bir tavır, bir tepki koyacak değiliz. Çünkü bizim şahsi tepkimizin ve tavrımızın önemli olmadığını, netice itibariyle kanalın asıl sahibi olan yurttaşlarımızın yeri geldiğinde tepkilerini ortaya koyacaklarına inancımız tamdır. O yüzden hukukun üstünlüğüne inanan, demokrasiye yürekten bağlı, laik cumhuriyetin erdemlerini ve değerlerini bilen yayıncılar olarak ve evrensel basın ilkelerine bağlı insanlar olarak hukukun adaleti sağlamasını bekliyoruz ve bekleyeceğiz. Halk TV'ye gelen ceza bugün tebliğ edildi ve göreceğiz önümüzdeki günlerde mahkeme ne karar verecek. Eğer mahkeme kararı olması gerektiği gibi yürütmeyi durdurma yönünde olmazsa Halk TV ekranları cumartesi gecesi gece saat 00'da ya da 24'te 5 günlüğüne kararmış olacak ve siz 5 günlüğüne karanlığa gömülmüş olacaksınız. Benden bu kadar söylemesi. Siz yurttaşlarımız olarak gereken fikirlerinizi, tepkilerinizi elbette ki göstereceksiniz. Ancak hiçbir koşulda ve hiçbir zaman hukuktan kopmayacağız. Her ne pahasına olursa olsun adalete inancımızı yitirmeyeceğiz. Çünkü eğer demokrasiye olan bağımızı, adalete olan inancımızı bir kez yitirirsek
umutsuzluk ve ardından da yenilgi gelir. Oysa ki Cumhuriyet kolay kurulmadı, insanlığın uygarlık yürüyüşü kolay gerçekleşmedi. Bu kazanımların tamamını hep birlikte ileriye çocuklarımıza, gelecek kuşaklara taşıyacağız. Bugün uzun 4 saatlik bir maratonumuz olacak. Çok meseleyi konuşacağız çünkü çok meselemiz var. Dünyada pek benzeri olmayan bir program biçimi yaptığımızı biliyorum. Önümüzdeki günlerde yetkili arkadaşlarımla konuşup her şeye bir çeki düzen vermemiz gerekirken bunları da konuşacağız. Ancak bu 4 saatte o kadar uzun maratonda o kadar çok insanla bağlantımız olacak ve sizi aydınlatacağız ki çay almaya bile ayrılamayacaksınız, gidemeyeceksiniz. Önce Murat Karayalçın Bey ile başlayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlarından biri olarak hepimizin yakından tanıdığı bir isim. Ardından kadına yönelik şiddetten Covid'de son duruma, Ayasofya'nın durumundan Lozan'a, veganlar Kurban Bayramı'na nasıl bakıyor, hayvan hakları nasıl olacaktan Ayasofya'nın ibadete açılmasına, okullar açılır mı, açılırsa okullarımız hazır mı meselesine ve 7 Türkiye İşçi Partili'yi katleden Haluk Kırcı'nın ekranlara çıkarılmasına ve o gün ne oldu sorusuna yanıt bulmaya kadar çok geniş bir maratonumuz olacak. Sinan Meydan'dan tutun, efendime söyleyeyim Ayşe Sucu hocamıza kadar pek çok konuğumuz olacak ve sizi ekranlarınızda benimle birlikte olmaya davet ediyorum. Eğer oradaysanız bir merhaba deyiniz, o merhabanızı da ben işiteyim. Eğer oradaysanız varlığınızı hissettirin çünkü Halk TV sizle güçlü. Ve gelelim Sayın Murat Karayalçın'a çünkü Sayın Karayalçın'la birlikte kurultayı değerlendireceğiz. Sayın Karayalçın, iyi akşamlar diliyorum yayınımıza, hoş geldiniz. İyi akşamlar Ömer Bey, hoş bulduk. Sayın Karayalçın, gerçekten ilginç günlerden geçiyoruz. Gördüğünüz gibi dünya değişiyor ve artık sizinle eskiden telefon bağlantısı falan yapardık. Bu yeni teknolojiyle birlikte artık farklı olanaklar da var elimizde. Ancak teknolojik gelişme sadece aygıtların gelişmesi olmamalı. İnsan hakları, demokraside de gelişme olmalı. Siz genel başkanlık yaptınız. Hatta zaman zaman anılarınızı da anlattınız. Genel başkanların giderek belli bir körleşmeye doğru gittiğini, çünkü çevresinin sarıldığını, dünyayı takip etmekten sıkıntıya uğradığını falan da söylediniz. Dolayısıyla daha çok düşünce, daha çok tartışma, daha çok demokrasi arayan bir liderdiniz. Soru şu, Cumhuriyet Halk Partisi kurultaylarında ben ilk gençliğimde, sizin de olduğunuz dönemde Sosyal Demokrat Halkçı Parti kurultaylarında günlerce süren siyaset tartışmaları görürdüm. Ve siz de biliyorsunuz ki dünyada olup bitenler, dünyada yeni yayınlanan metinler falan tartışılırdı. Nedense artık Cumhuriyet Halk Partisi kurultayları, Türkiye'de tek demokratik kurultay belki o, iki günde olup bitiyor, seçimlerle bitiyor. Ben bunun biraz güdük olduğunu düşünüyorum. Sayın Cihan Er'in dışında siyasal tartışmaya pek meydan bırakılmadı. Bunu neye bağlıyorsunuz? Sizce bugün sosyal demokratlar neyi tartışmalıydı? Ben kurultayımızın, 37. kurultayımızın görevinin, temel görevinin, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına ilişkin bir proje hazırlamak, bir projeyi karara bağlamak olduğunu ifade etmiştim. O bağlamda da Cumhurbaşkanlığı seçimini Türkiye'nin en önemli siyasi konusu olarak görüyorum. Onun da ele alınmasının gerekli olduğunu ifade etmiştim. Sayın Genel Başkan konuşmasında bir ikinci yüzyıl bildirgesine ilişkin açıklamada bulunduğu bir bildirge çerçevesini ortaya koydu. Ayrıca bunu kendisi divan başkanı değil, doğrudan kendisi oylattı kurultaya ve galiba oy birliğiyle kabul edildi ikinci yüzyıl projesi. Şimdi bu bir defa çok önemli bir konu. Bunu tartışmalıydık. Bununla ilgili bir karar almalıydık. Buna benzer bir gelişmeyi sağlamış olduk. Ama siz de biraz önce ifade ettiniz. Sol partilerin, sosyal demokrat partilerin kurultayları yalnızca kurultay günleriyle, kaç gün olacaksa, 2 gün, 3 gün, 4 gün, onlarla sınırlı olmamalı. Kurultaya giderken kurultayın konusu, teması önceden örgütlerle tartışılabilmeli, bir takım karar metinleri örgütlerle tartışarak geliştirilebilmeli diye düşünüyordum. O uzunca bir süredir eksik. Özellikle Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin siyaset yapma biçimi böyleydi. Sosyal Demokrat Halkçı Parti
bölge toplantılarına, il toplantılarına, örgüt toplantılarına önem verirdi ve onlarla tartışa tartışa orada geliştirilen konular genişletile kurultaya doğru götürülürdü, taşınırdı. Şimdi siyaset yapma biraz daha sınırlı olarak, süre sınırına tabi olarak değerlendirilmekte. Bir de üstüne üstelik bu kurultayda salgının getirmiş olduğu kısıtlamaları da yaşadık. Bizim kurultaylarımızın siyasi yanı olduğu kadar bir de Enver Bey, siz de biliyorsunuz onu, bir dostluk yanı var, bir kardeşlik yanı var, yoldaşlık yanı var, kucaklaşma, bir tür bayramlaşma yanı var. Bir araya geliriz, konuşuruz, siyasi konuları konuşuruz, dostluğumuzu geliştiririz, pekiştiririz. Maalesef onları yapamadık bu salgının getirmiş olduğu kısıtlamalar nedeniyle. O yönüyle kuru ama biraz önce ifade ettiğim gibi siyasi mesajı yönüyle de güçlü bir kurultay yaşadığımızı düşünüyorum. Sayın Karayalçın, şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni yakından izleyen, doğal olarak oradaki insanları da tanıyan bir kimse olarak kurultaydan önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişteki gibi ilk hedefler beyannamesine benzer bir beyanname çıkacağı yönünde ipucu almıştım. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınladığı iki makaledeki ipuçlarını veren bir değerlendirme oldu ama böyle yine de çok bağlayıcılığı olan altı çok çizilmiş bir metin gibi gelmedi bana. Siz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun oylattığı metinde nelerin altını çizdiniz? Neleri anlamamız gerekiyor? Yani bu yüzyıla dair Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk hedefler beyannamesine benzer türde iddiaları neler? Siz nelerin altını çizdiniz? Buradan önce sorunları sıraladı Sayın Genel Başkan. Türkiye'nin 5 temel sorunu olduğunu ifade etti. Genel olarak bunu çeşitli konuşmalarında hep dile getirmekte. Ama onun ardından da 13 madde halinde bir bildirgenin, ikinci yüzyıl bildirgesinin tartışılmasını gündeme getirdi. Bunun içinde yeni olarak öngörülen hedefler, ilkeler de var. Daha önce dile getirilmiş olan, söylenmiş olan ilkeler de var. Örneğin kesin hesap konusunun düzenlenmesine ilişkin Sayın Genel Başkan'ın önerisi bana göre çok önemli. Eskiden bu yana dile getirilmekteydi. Özetle kabul edilen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul edilen bütçenin nasıl harcandığını, yerine göre harcanıp harcanmadığını, yasalara, kurallara uygun bir biçimde harcanıp harcanmadığını Türkiye Cumhuriyeti Devleti kesin hesapla, Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı, Sayıştay'ın görüş verdiği kesin hesap adı verilen bir çalışmayla ortaya koyar. Maalesef bütçede bütçe görüşmeleri daha bir öne çıkar da bütçenin bir önceki dönemdeki harcanmasıyla ilgili tartışmalar maalesef yeterince yapılmaz. Şimdi buraya çok çarpıcı bir öneri getirdi Cumhuriyet Halk Partisi. Diyoruz ki kesin hesap komisyonunun başkanı hükümetten olmayacak. Meclisin çoğunluk partisinden olmayacak. Kesin hesap komisyonunun başkanı ana muhalefetten olacak. Ya da en büyük muhalefet partisinden gelecek. Bu örneğin demokratikleşme, hesap verebilme açısından bana göre çok çarpıcı bir öneri. Bu öneriyi daha önce de dile getirmiştik. Daha önce dile getirdiğimiz bir başka önerimiz güçlendirilmiş parlamenter sistem, denge denetleme mekanizmalarının kurulması. Seçim yasalarıyla ilgili bazı önerilerimiz de yine daha önce dile getirilmişti. Liyakat sistemiyle ilgili önerilerimiz vardı. Onları dile getirmiştik. Ama yeni öneriler de var. Özellikle bu salgın döneminde çok öne çıkan eğitim, sağlık, gıdayla ilgili, tarımla ilgili düzenleme öngörülerimiz var. Yurttaşlık geliri var. Bunun altını çizmek istiyorum. Belki aile sigortası yönüyle yurttaşlarımız bu konuya fazla ilgi göstermiş olabilirler ya da fazla yakınlık içinde, bu konuyla fazla yakınlık içinde olabilirler. Ama bunun dışında, aile sigortası kavramının dışında Sayın Genel Başkan bir de yurttaşlık geliri çizgisini dile getirdi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurttaşı olan insanlarımızın asgari gelir düzeyinin ne olacağına ilişkin bir taahhütte bulunmayı taahhüt ediyoruz. Böyle bir taahhüdümüz olacak yurttaşlarımıza. Bunu dile getirdik. Yeni bir merkez yerel yönetimler dengesinden söz ettik. Dış siyasetle ilgili yine önceden dile getirmiş olduğumuz Orta Doğu Barış ve İşbirliği Örgütü konusunu ortaya koyduk. Tarımda stratejik planlar yapacağız. Tarımın stratejik sektör olmasını öngörüyoruz. Devlet Planlama Örgütü'nün kurulması gibi çok çeşitli konular var. Bunlar, Enver Bey, bunlar ilkelerimiz ve hedeflerimiz. Ben şimdi bunun bir aşama daha ilerisine gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu ilke ve hedeflere dayalı olarak ikinci yüzyılın, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının idari, siyasi, kurumsal yapılanmasının neler olduğunu projelerle ortaya koyabilmeliyiz. Kurum projeleriyle ortaya koyabilmeliyiz. Mühendislik projeleriyle ortaya koyabilmeliyiz. Örneğin Merkez Türkiye projesi. Biz bunu ilk kez 2015 yılında dile getirmiştik. Bu boşalan iç Anadolu'nun ayağa kaldırılmasını, yeniden güçlenmesini öngören, insana çok coşku veren bir proje. Sizin Cumhuriyet döneminin projeleriyle ilgili merakınızın olduğunu biliyorum. Onları izliyorsunuz. Cumhuriyetçiler bir tarihlerde Yıldız Kentler projesi diye bir proje geliştirmişlerdi. Anadolu'nun değişik yerlerinde nüfusu 75 bin dolaylarında olan yerleşim yerlerinin kurulmasını öngören bir projeydi. Biraz belki ona benzetebilirsiniz. Bu salgın döneminde lojistik merkezler öne çıkmaya başladı. Bununla ilişkilendirebilirsiniz. Bu tür bölge projelerimizin olmasında ben yarar görüyorum. Sayın Karayalçın, ben size şunu sormak istiyorum. Siz 12 Eylül darbesinden sonra Türkiye'de aşağı yukarı siyasetin tamamen mapusa kilitlendiği bir dönemde kurulmuş bir siyasi parti içerisinde daha sonra genel başkanlık yapmış bir isimsiniz. O ağır koşullarda bile, o yakıcı koşullarda bile Türkiye'ye o günün Sosyal Demokrat Halkçı Partisi çok ileri bir metinle, Kürt raporuyla, bugün tartışılan Kürt raporuyla çıktı. Bugün Türkiye'nin o raporun çok gerisinde olmayı bir kenara bırakın, yani otoriterleşme bağlamında, 12 Eylül rejiminin yarattığından bile daha yıkıcı olan bir rejim sorunu var. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dünyada herhangi bir yerde denenmemiş. Cumhuriyet'in kurucu felsefesinin tamamen dışında Mustafa Kemal'in mücadelesini meclise dayandırdığı bir lider olarak düşünürsek, tek parti zamanında bile meclisi açık tutmuş bir liderin bugün geldiğimiz noktada meclisin tamamen buharlaştığı, meclisin içinden hükümetin çıkmadığı, soru önergesi verildiği zaman muhataplarının seçilmişler olmadığı, sarayın isterse kendi bütçesini yapabildiği, bir tür kanun hükmünde kararnamelerle, Cumhurbaşkanlığı genelgeleriyle bir yönetim süreci var. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında yönetsel bir krizi var. Dolayısıyla bugün bir siyasi partinin hedeflerini koyduğu zaman bunu hangi rejimde yapacağı çok önemli bir soru. Çok da önemli bir sorun. Tabii. Ve burada sizin fikrinizi şu bağlamda sormak istiyorum. Laiklik neden vurgulanmaz? Cumhuriyetçilik neden vurgulanmaz? Sosyal demokratlık neden vurgulanmaz? Bunları ben kendi payıma ve Türkiye adına merak ediyorum, kaygı duyuyorum. Ne diyeceksiniz? Bu 13 ilke ve politikanın tümü bu söylemiş olduğunuz siyasi çerçeveyle bağlantılıdır. Bizim iki kimliğimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi hem sosyal demokrattır hem de cumhuriyetçidir. Biz bütün politikalarımızı bu iki kimliğimize dayalı olarak geliştirmek durumundayız. Buradaki bu 13 hedef ve ilke bununla ilgili. Örneğin ilkim, biraz önce de ifade etmiştim Enver Bey, yeni bir anayasanın hazırlanacağını söylüyoruz. Burada güçlendirilmiş parlamenter sistemin oluşturulacağını dile getiriyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 2017 referandumundan bu yana sürekli bu yeni getirilen düzenin, anayasal düzenin, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye adlandırılan, dünyanın hiçbir yerinde eşi menendi olmayan bu sistemin yanlışlığını dile getirdik. Birkaç gün önce, bir hafta önce Genel Başkan Yardımcımız Profesör Fethi Açıkel, ikinci yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı sisteminin değişik göstergeler itibarıyla ne kadar başarısız, ne kadar yetersiz olduğunu
ortaya koydu. Burada da bunu dile getirdik. Biz insan haklarından, hukuk devletinden, demokrasiden yana olduğumuzu söylüyoruz. Bu zaten laikliğin özü. Yani bütün bu ilkeleri dile getirip laikliğin ayrı bir şekilde değerlendirilmesi zaten söz konusu olamaz. Kürt sorunuyla ilgili bence önemli bir ifade kurultayda dile getirildi. Şunu söyleyeyim, ben Kürt sorununun önemini bilen birisiyim. Çok önem veren bir siyasetçiyim. Bu konuda da çok tartışmaların içinde olduğum, çok bedel ödetilmeye çalışıldı bize. Ama bunu önemsiyorum. Bunu hem cumhuriyetçi kimliğimle önemsiyorum, hem sosyal demokrat kimliğimle önemsiyorum. Bu kurultayımızda, 37. kurultayımızda Sayın Genel Başkan Kürt sorunun çözümüyle ilgili şöyle bir çerçeve çizdi. Üniter devlet içinde ve demokratikleşme yoluyla, tam demokratikleşmeyle Kürt sorununu çözeceğiz. Bu şu açıdan önemli. Şimdiye kadar Kürt sorunuyla ilgili tartışmalarda herkes bir takım düşüncelerini birkaç cümleyle ifade ederdi. Kimileri bunları kabul ederdi, kimileri bunları kabul etmezdi. Ama birbirinden kopuk bir şekilde bunlar ortaya konulmaktaydı. Şimdi buna bir çerçeve çizildi. Yani üniter devlet çerçevesi. Bu üniter devlet çerçevesi bir siyasi çerçeve ve bana göre de çok doğru bir ifade. Çünkü bence Türkiye bu coğrafyada, Anadolu coğrafyasında üniter devlete sahip olmadan yaşamını sürdüremez. HDP de aslında bu görüş doğrultusunda özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimindeydi galiba. Bazı öngörülerde bulunmuştu. Örneğin şimdi aklıma geleni söyleyeyim Enver Bey. Üniter devletin korunması için merkezi yönetimin güçlendirilmesi değil, üniter devletin korunması için yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerekir gibi bir tezi, bir siyasi iddiayı dile getirmişlerdi. Bunların hepsi çok önemli. Biz bu kurultayda üniter devlet içinde demokratikleşmeyle ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde bunu çözeceğimizi söylüyoruz. Bu bir ilke. Bu ilkelerin ve hedeflerin belirlendiği 13 madde. Ama bunların biraz önce de söylediğim gibi tek tek projelendirilmesi gerekir. Projelendirildikçe de her konuda, hukuk alanında, laiklik alanında, demokrasi alanında, yönetimle ilgili olarak, ekonomiyle ilgili olarak her alanda bunlar projelendirildikçe ben seçmenlerin şu anda gri alanda bekleyen, AKP'den kopmuş ama henüz bize de gelmemiş, çeşitli anketlerin gösterdiği o gri alanda duran seçmenlerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne daha büyük bir ilgi göstereceğine içtenlikle inanıyorum. Peki Sayın Karayalçın, Kılıçdaroğlu dostlarımız diye bir tarif yaptı. Bu dostlarımız tarifini siyasal gözlemciler hepimiz doğal olarak ittifaklar sürecinden dolayı bir çağrışım olarak gördük ve bu bağlamda bir değerlendirme yaptık. Dostlarımız tarifi bir Millet İttifakı'nı koruma iradesi taşımakla birlikte beraberinde de bir sürü yük getiriyor. Çünkü bir taraftan Sayın Kılıçdaroğlu hem kimsenin HDP'yle fotoğraf vermek istemediği bir dönemde, örneğin İstanbul'da HDP oylarını da alarak İstanbul'u kazanan bir belediye başkan adayı çıkarıyor. Ekrem Bey'in de performansının içine koyalım. Hem bir taraftan Ayasofya konusunda Ayasofya meselesi hiç tartışılmadan herkes Ayasofya meselesinde bir tutum alıyor ve bunu yutkunarak da olsa kabul ediyor. Öteki taraftan İstanbul Sözleşmesi'nde Temel Karamollaoğlu insanları cinsiyetsizleştiriyor diyor. Halbuki CHP'nin tabanı seküler bir taban ve okuryazar ve özgürlüğüne düşkün kadınların da çok olduğu bir taban ve insanlar İstanbul Sözleşmesi'ni önemsiyorlar. Bir taraftan da bu cepheye dostlar diye tarif edilen ve bagajı son derece sorunlu Davutoğlu ve Babacan'ın da katılacağı öngörülüyor. Bu dostlar kimler? Sizce bu dostlar beraberinde bir yük getiriyor mu? Ayrıca da bütün yükü taşıyan CHP sürekli dostlarına bir taraftan da ödün vermek durumunda kalarak kendi tabanının taleplerini geri plana atmıyor mu? Yani başka türlü söylersek sosyal demokrat olmanın gereğini yapmakta dostlar bir yandan da kambur değil mi? Evet. Ben her türlü ilişkinin dışında içine girmiş olduğumuz yeni siyaset yapma döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz önce dile getirmiş olduğum sosyal demokrat ve cumhuriyetçi kimliğini çok açık bir biçimde, çok
seçik bir biçimde ortaya koyması gerektiğine inanan birisiyim. Geçmiş dönemlerde sağdan oy alarak, sağdan transfer yaparak partimizin oylarının artırılması dile getirilmişti. Belki geçmiş dönemin siyasi yapısı gereği, geçmiş dönemdeki siyaset yapma biçiminin mantığı gereği, belki bunlarda bir miktar haklılık payı olduğu tartışılabilirdi ama artık o dönem bitti. Artık yeni bir dönemin içine girdik. Yeni dönemde yeni bir siyaset yapma biçimi önümüzde duruyor. Biz de bunun gereklerini yerine getirmeliyiz. Bana göre buradaki hangi dostumuzla birlikte olursak olalım, ben bütün dostlarımızla birlikte olmak isterim. Herkes gibi, her birey gibi, her parti gibi biz de insan olarak, parti olarak dostlarımızla birlikte olmak isteriz. Ama tüm dostlarımızla, dostlarımızın bir bölümünü bir kenara koyup öteki dostlarımızı istemiyorlar demeyiz, diyemeyiz. Eğer biz 2019 yerel yönetim seçimlerinde Mart ve Haziran aylarında birlikte olduğumuz dostlarımızla bu kez açık seçik bir biçimde kaç göç olmadan, gizlilik olmadan ilişkilerimizi ortaya koyabileceksek bana göre A planıdır. Bütün dostlarımızla ben birlikte olmak isterim. Ama şimdiden bunu öngörmek doğru değil. Dostlarımızla olabiliriz. Seçime tek başımıza da girebiliriz Enver Bey. Yani bu da bir olasılık, hatta belki de yüksek bir olasılık. O nedenle ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu göz önünde bulundurarak biraz önce dediğim gibi sosyal demokrat ve cumhuriyetçi kimliğini gürül gürül ortaya koymasının doğru olacağına inanıyorum. Kaldı ki eğer biz tüm dostlarımızla birlikte olacak olsak bile bu kimliğimizin net bir biçimde ortaya konması herhangi bir olumsuzluk getirmeyecektir. 2006 yılında İtalyan sosyalistleri, dönemin İtalyan Sosyalist Partisi Genel Başkanı Romano Prodi öncülüğünde Zeytin Ağacı İttifakı diye adlandırdıkları çok görkemli bir ittifak kurmuşlardı. Ben bunu çok yakından izledim Enver Bey. Sizinle de bunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Evet, birkaç kez konuşmuştuk. Evet. Bu burada İtalyan sosyalistleri Romano Prodi'nin öncülüğünde 18 partiyle, 18 dostuyla İtalyan sosyalistleri bir araya geldiler. İçinde Hristiyan Demokratlar da vardı, liberaller vardı, başka partiler vardı ve bunlar ortaklaşa bir metin hazırladılar. Ve bu metni İtalyan seçmenine sundular, onay aldılar, hükümet kurdular. Yani kimliklerin saklanmasına falan gerek yok. Herkes kendi kimliğiyle içinde yer alsın. Eğer bizim kimliğimizden rahatsız olan varsa, eğer bizim kimliğimize uygun bulunmuyorsa onlarla da tabii dostluk ilişkisi bir ayrıca şey yapar ama onlarla birlikte olmayız biz. Biz Atatürkçüyüz, biz cumhuriyetçiyiz, biz sosyal demokratız, biz laiklikten yanayız. O kadar. Sayın Karayalçın. Sayın Karayalçın, burada hassas bir şey söylüyorsunuz, önemsediğim bir şey. Onu da saydamlaştıralım. Sonra son sorumu da soracağım size. Burada bir dönem önce Sayın Pervin Buldan'ın artık CHP bizimle kuracağı ilişkilerde şeffaf olması gerekir sözüne bir gönderme mi yapıyorsunuz? Yani gerekirse HDP'nin de içinde olduğu, Türkiye'deki sosyalist sol unsurların da içinde olduğu bir metin çerçevesinde bir birliktelik olabilir mi diyorsunuz? Enver Bey, şimdi 2019 birlikteliğini, 2019 dostluğunun diyeyim, bu terminolojiyi devam ettireyim. Bir formel yanı var, bir resmi yanı var, bir de gayri resmi yanı var. Resmi yanında İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi var, Millet İttifakı. Saadet var bir de. Saadet dirsek teması, şimdi onu söyleyeceğim. Evet, şimdi böyle bir garip terminoloji gelişti. Galiba Temel Bey'in ifadesiydi. Biz de sevdik bunu. Dirsek teması dedik. ÖDP'nin hiç adı yoktu. Ama ÖDP'nin genel başkanı bizim Beyoğlu Belediye Başkan adayımızdı Enver Bey. Evet. Yani çok çok çarpıcı bir ittifak. HDP'nin adı hiç anılmadı. Ama biz seçimi, bu 11 Büyükşehir Belediyesi'ndeki seçimi daha önceki seçimlerde HDP'ye oy vermiş seçmenlerin bize oy vermesiyle kazanmıştık. Evet. Duyabiliyor musunuz? Ben sizi duyuyorum, evet. Evet. Şimdi ben dostlarımız derken bunların tümünün bu kez açık bir şekilde dile getirilmesinden yana olduğumu söylüyorum. Bu benim A planım. Bana göre A planım. A planı bu olmalı. Ama bunlardan şimdiden bunu öngörmek çok uygun değil. Bunlardan sapmalar olabilir,
o zaman da belki biz hiç kimseyle ittifak yapmadan belki tek başımıza seçimlere katılmak durumunda olabiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimlerde tek başına da Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilecek bir partidir. Biz kendimizde bu gücü görüyoruz, bu kararlılığı görüyoruz. Bu hazırlığa da başladık zaten. Ama keşke herkesle birlikte olsak. Bizim bu olmazsa olmazlarımıza, bu 13 ilke ve hedefler doğrultusunda olmazsa olmazlarımıza karşı olmayan, bunlarla birlikte olacak olan herkesle, her partiyle, parti ismi vermek istemiyorum, genel başkan ismi vermek istemiyorum, herkesle tabii ki birlikte oluruz. Olursak oluruz, olmazsak da herkes yoluna gider, biz de kendi yolumuza gideriz. Sayın Karayalçın, son bir soru daha soracağım size. Bunu da eklerseniz isterseniz. Sizin siyaset yaptığınız dönemde, hem Erdal Bey döneminde, hem Sayın Aydın Güven Gürkan döneminde, hem de sizin döneminizde, sizin dışınızda da siyasete figürlerin, yani siyasi aktörlerin eklenmesi konusunda bereketli bir zemin vardı. Bugün bile hala o günlerin bakanları konuşulur, o günlerin milletvekilleri konuşulur. Entelektüel birikimleri, siyasal görüşleri birçok insanın vardır. Yani ilk ağızda bugün Fikri Bey'in, Ercan Karakaş'ın falan isimlerini de sayabilirim. Daha pek çok isim de var. Fakat Kemal Bey döneminde kendi dışında bu kadar önemli bir siyaset yapan bir figüre rastlamadık. Deniz Bey döneminde de zaten rastlamamıştık. Bu bağlamda parti meclisi önemini mi yitiriyor? Yoksa sizce hala parti meclisi önemli midir? Bu son parti meclisi, Türkiye'de seçime gidecek olan parti meclisi belki size siyaseten umut veriyor mu? Sosyal Demokrat Halkçı Parti Türkiye'nin, Türkiye solunun en kitleselleşmiş partisiydi Enver Bey. Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin son genel başkanı olarak partimizle ilgili olarak yapmış olduğunuz bu değerlendirmeye teşekkür ederim. Gerçekten öyleydi. Ama koşullar bizim sosyal demokratlar olarak birleşmemizi ve tek parti olarak yolumuza devam etmemizi öngördü, getirdi, gerektirdi. İyi ki de böyle yaptık. Şimdi yeni bir çatı altındayız. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altındayız. Hepimize düşen bu çatının başarısını sağlamak olmalıdır. Tabii herkesin yöntem farklılığı, tercih farklılığı olabilir. Ama doğru bildiğimizi bütün arkadaşlar olarak dile getirmeye devam etmeliyiz. Yeni seçilen parti meclisi tabii ki bir ümittir. Dediğinize katılıyorum. Bizi Cumhurbaşkanlığı seçimine, millet meclisi seçimine, ikinci yüzyılımıza, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına götürecek olan çok yüksek bir olasılıkla bugünkü parti meclisidir. Çok değerli arkadaşlarımız var. Parti meclisinde olmayanların ya da adaylığını koyup da kazanamayan arkadaşlarımızın, hepimizin, cumhuriyetçilerin, sosyal demokratların, hepimizin, bugün seçilen arkadaşlarımızın başarısı için katkıda bulunmamız gerekir. Çalışma yapmamız gerekir. Yeni seçilenler bizden yardım istemeli. Bizden yardım istemiyorlar, istemeseler bile biz zorla emeğimizi, görüşlerimizi, katkılarımızı vermeliyiz. Bu çünkü hiç kimsenin mücadelesi değil. Yalnızca Kemal Kılıçdaroğlu'nun meselesi değil. Benim de meselem, sizin de meseleniz. Bizi izlemekte olan, demin tanımladığınız Halk TV'nin izleyicilerinin, tüm yurttaşlarımızın meselesi. Onun için bunu kimsenin tercihine bırakamayız. Hep birlikte bu süreci yaşayacağız, gücümüzü ortaya koyacağız ve sonuç alacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını birinci yüzyılda elde ettiğimiz deneyimlerin ışığında hep birlikte inşa edeceğiz. Sayın Genel Başkan, daha doğrusu SHP'nin son genel başkanı diyeyim size. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin de çok önemli isimlerinden birisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bu yaptığınız değerlendirmeleri herhalde ileride daha da çok konuşacağız. Çünkü benim aklımda kalan en önemli mesele şu oldu. Biz kendi kimliğimizi koruyacağız. Bizim dostlarımıza saygımız var. Dostlarımız da bize saygılı olduğu müddetçe açıktan konuşuruz. Ama eğer o dostlarımız bizim varlığımızdan rahatsızlık duyarsa, gerekirse cumhuriyetçiler, kemalistler, sosyal demokratlar olarak yolumuza tek başımıza da devam ederiz dediniz. Evet. Bu önemli bir tartışma konusu. Çünkü bir taraftan da Cumhuriyet'in kurucu ilkelerine vurgu yapmış oldunuz diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim Ömer Bey. Sağ olun.
Sevgili seyirciler, şimdi Türkiye'de Milli Güvenlik Kurulu kararlarının, Milli Güvenlik toplantılarının gündemde ne kadar önemli yer tuttuğunu hepimiz biliyoruz. Ancak zaman değişti ve Milli Güvenlik Kurulu kararları artık o kadar önemli değil. Kendi payıma demokrasi sürecinde askerlerin atamalarının bu kadar önemli olmasını her zaman yadırgamış ve yanlış bulmuş birisiyim. Fakat maalesef Türk modernleşmesinde Cumhuriyet'in kuruluşundan bu tarafa bir türlü asker-sivil ilişkisi doğru düzenlenemedi. Şimdi Milli Güvenlik Kurulu değerlendirmeleri yapıldığı zaman şöyle bir kanaat oluşuyor. Artık kimse Milli Güvenlik Kurulu'ndan haberdar değil. Ne güzel. Bu gerçekten sivilleşmenin bir göstergesi mi? Yoksa aslında Milli Güvenlik Kurulu'nun da siyasi iktidarın tamamen siyaseten bir aygıtı haline dönmesi mi? Yani orada askeri ölçülerin vesairenin doğru korulup korunmadığı bile tartışılamaz hale geldi. Ve çok ilginç bir şey yaşandı. Yakın dönemde yapılmış askeri operasyonların önemli isimleri son Milli Güvenlik Kurulu'nda Cuma günü bir kısmı emekliye sevk edildi. Şimdi grafiğimize bakalım neler olmuş onları bir görelim isterseniz. 15 Temmuz'un önemli isimlerinden Zekai Aksakallı. Koruma Subayı Ömer Halisdemir'e karargaha gelen Semih Terzi'yi vur emrini vererek darbe girişiminin seyrini değiştiren kişi. 15 Temmuz kahramanı ilan edilen bir isim idi. 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında darbe girişiminde gösterdiği olağanüstü mücadeleden dolayı rütbe süresinin dolmasına bir yıl daha olmasına rağmen Kor General rütbesine terfi ettirilmişti Sayın Aksakallı. Fakat ilginç bir şey oldu. 24 Ağustos 2016'da TSK ve Özgür Suriye Ordusu denen ekip tarafından Suriye'ye düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı'nın komutanlığını da yaptı Sayın Aksakallı. 2017'de 20 Ağustos'ta 2. Kolordu Komutanı olarak atandı. 23 Temmuz'da yaş kararlarında kadrosuzluk gerekçesiyle emekliye sevk edildi. Çok ilginç, gerekçe kadrosuzluk. Şimdi bunu nasıl okumamız gerektiğini konuşacağız. Çünkü ben askerlik işlerinden bu bağlamda hiç anlamıyorum. Anlayan birisi Türker Ertürk. Sayın Ertürk, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sayın Ertürk, ilginç bir şeyle karşı karşıyayız, ilginç bir süreçle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu meselenin şeyini çözmeye çalışıyoruz. İpuçlarını çözmeye çalışıyoruz. O da şu, mesela bu 15 Temmuz kahramanı olarak görülen ve askeri harekatlarda çok önemli bir rol oynamış ismin bu biçimde emekliye sevk edilmesi doğal mıdır, normal midir? Demokrasinin zaferi falan mı demek gerekir? Yoksa Sayın Hulusi Akar'ın hükümetteki gücü ve iradesi olarak mı okunması gerekir? Ben askeri konuların cahiliyim. Siz yanıtlarsanız çok sevinirim. Estağfurullah, güzel de özetlediniz. Bunu demokrasinin zaferi olarak adlandırmak gerçekten mümkün değil. Bakın, Türkçe'de çok güzel bir söz var. Deveye sormuşlar neren eğri diye. O da demiş ki nerem doğru ki? Şimdi bu konuları siz biraz önce Milli Güvenlik Kurulu dediniz ama galiba Yüksek Askeri Şura'yı kastettiniz. Yüksek Askeri Şura demek istedim, evet. Evet, Yüksek Askeri Şura'yı kastettiniz. Şimdi bakınız. Milli Güvenlik Kurulu zihnimde Yüksek Askeri Şura olarak geçip Milli Güvenlik Kurulu sorun diye dilime geldi. Düzelttiğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bakınız, Türkiye Cumhuriyet tarihindeki demokratik kazanımlarının katledildiği bir dönem. Hukuk yok, adalet yok. Ekonomik iflas var, kadına şiddet, barolar, sosyal medyanın başına getirilmeye çalışılanları biliyorsunuz. Bunları niçin söylüyorum biliyor musunuz? Böyle bir iklim varken bu konular bir anlamda birleşik kaplar gibidir. Bu konuda büyük felaketler varken, büyük resim bu varken, Yüksek Askeri Şura'da doğru kararların alındığını söylemek, askeri konularda, güvenlik konularda iyi şeylerin yapıldığını söylemek gerçekten mümkün değil. Şimdi bir de şunun da altını çizmek istiyorum. Yüksek Askeri Şura artık yüksekliğini bilemem ama bu şura askeri bir şura değil. Nedir? Bu şura sivil şura da değil. Bu AKP'nin şurası. Bu tek adam yönetiminin şurası. Bakınız Türkiye'de
monarşi var. Bir anlamda monarşi var. Tek adam yönetimi var. Bu şura esasında devlet için, Türkiye Cumhuriyeti için terfi sistemini ayarlayan bir şura değil. Hatta şuradan sonra galiba Anıtkabir'e gittiler. Anıtkabir'de bir resim çektirdiler. O resme bakın, askerleri burada görebilmek mümkün değil. Yani bu şura içinde eser miktarda askerin bulunduğu bir parti şurası. Şimdi bu şuranın görevi ne? Askerin terfi ve emeklilik işlerini düzenleyecek, değil mi? Peki neye bakacak bu? Askerin mesleki niteliklerine bakacak ve cumhuriyete, ilkelerine, kurucu ideolojiye, bağlılıklarına bakacak, değil mi? Peki gerçekten böyle mi oluyor? Gerçekten böyle olmuyor. Hatta bakınız, salgın sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nde bunu yaşadık. Trump, yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, askeri kendi hedefleri için, ne o, siyasi ikbali için kullanmaya çalıştı. Genelkurmay Başkanı ne dedi? Amerikan subayı dedi, anayasaya bağlıdır dedi. Başkana değil dedi. Bakınız, çok önemli bu. Şimdi tüm demokratik ülkelerde, tüm cumhuriyetlerde asker anayasaya bağlıdır. Asker rejime bağlıdır, cumhuriyete bağlıdır. Tabii kabile devletlerini bunlardan saymıyorum. Şimdi bunları niçin söylüyorum? Türkiye'de örneğin askeri şurada seçim yaparken endişeler ne? Tek adam rejimine bağlı bir silahlı kuvvetler, bir parti ordusu yapmaya çalışıyorlar. Sayın Ertürk, ben Yüksek Askeri Şuraları gazeteci olarak, daha önce de siyasete meraklı bir kimse olarak hep izlerdim. Ve Yüksek Askeri Şuralarla ilgili olarak hep sembollerin, simgelerin, bir takım işaretlerin olduğu söylenirdi. Yani kimin emekliye sevk edildiği, kimin hangi göreve getirildiği bir anlam ifade ederdi. Bunu okuyabilmemiz çok da kolay olmazdı. Bazı Ankara'da askerle içli dışlı olan gazeteciler hariç çok kolay olmazdı. Siz bize, sıradan yurttaşlara, bu Yüksek Askeri Şura'da mesela Sayın Zekai Aksakallı'nın durumunun, Sayın İsmail Metin Temel'in durumunun neye tekabül ettiğini, ne anlamamız gerektiğini tarif eder misiniz? Bir, ikincisi çok önemli bir şey söylediniz. Rejime bağlılık meselesi dediniz. Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri yaptığı yanlış işlerde bile Atatürkçülük adı altında yapardı. Örneğin 12 Eylül 80 darbesi. Ama şimdiki Türk Silahlı Kuvvetleri'nde siz AKP'nin ordusu kimliğine, hüviyetine büründü diyorsunuz. Bu ileri bir iddia mı yoksa bir saptama mı? Hayır. Yani şu anda bu kimliğe büründü demiyorum. Ama iktidarın niyeti bu. İktidar bunun için bir yüksek askeri şura oluşturdu. Yani esasında askerin etkinliğinin olmadığı, kimin, partinin etkin olduğu bir şura. Size soruyorum, Hazine ve Maliye Bakanı'nın askeri şurada ne işi var? Allah aşkına ne işi var? Dünyanın neresinde böyle bir durum görülmüş? Şimdi biraz önce siz başlarken Milli Güvenlik Kurulu'ndan bahsettiniz. Bir ülkenin güvenliğiyle ilgili en üst kurulda ekonomi bakanı, ne bileyim maliye ve hazine bakanı olabilir mi? Tabii ki olabilir. Çünkü biliyoruz ki ekonomi bir ülkenin güvenliğinde çok önemli bir cephe. Ama askerin terfisine, nitelikleri açısından emekliliğine karar veren bir kurulda niçin bu ekonomi bakanı, tam adını vermiyorum daha kolay olsun diye, anlaşılsın diye söylüyorum, Berat Albayrak işi var? Çünkü niye biliyor musunuz? Bir parti ordusu oluşturmaya çalışıyorlar. Çünkü biliyorlar ki Türkiye'de hesap verebilir durumda değiller. Yarın bir gün bir itiş kakış çıkarsa veya halk iradesi aynen geçtiğimiz yerel seçimlerdeki gibi aleyhlerine tecelli ederse, öyle bir bağlı orduya ihtiyaçları var. Halbuki Cumhuriyet'in ordusu neye bağlı olması lazım? Anayasaya, meclise, kurucu ideolojiye ve Atatürk'e bağlı olması lazım. Ama bunu değiştirmeye çalışıyorlar. Şimdi bakın, eskiden askeri şuralar
3 gün sürerdi. Niçin? İnceleyip sık dokurlardı, niteliklerine bakarlardı. Ama bu askeri şura en son gördük, geçen yıl da öyle olmuştu. 1 saatte bitti. Peki bunun girdileri nereden sağlanıyor? Size şöyle söyleyeyim, AKP örgütünden geliyor. Ne bileyim, il başkanlarından geliyor. Ne demek o girdileri? Sayın Ertürk, neyi anlamamız gerekiyor burada? Bugün AKP iktidarı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, tabii ki bugünden yarını değiştirebilmesi mümkün değil, ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin genetik yapısını değiştirmeye çalışıyor. Onu tek adam yönetimine bağlı hale getirmeye çalışıyor. Şimdi biraz önce iki generalin ismini verdiniz. Ben burada askeri şura kararlarını eleştirirken isim vermek istemiyorum. Niçin? Bu isim iyiydi, bu isim kötüydü, bunu söylemek istemiyorum. Ben genel resme bakmak istiyorum. Sayın Ertürk, Sayın Ertürk, yalnız şöyle bir durum var. Ben sizden Zekai Bey iyidir, İsmail Metin kötüdür ya da İsmail Bey iyidir, Zekai Bey kötüdür'ü yorumlamanızı tabii ki beklemem, nazik de bulmam. Ancak şunu söyleyebilirsiniz bize, yurttaşlarımız onu bekliyor. Bu kadrosuzluktan dolayı bu isimlerin emekliye sevk edilmesinin anlamı nedir? Yani Sayın Hulusi Akar kendine yönelik bir ordu mu, kendisine bağlı generallerden oluşan bir ordu mu oluşturmuştur? Peki eğer öyleyse bu isimlerle birlikte beraber iş yaptılar, harekatlar yaptılar, önemli eylemler yaptılar. Bu isimler 15 Temmuz'da önemli görevler yaptı. Yani ben bunu anlamak istiyorum. Eğer gerçekten kadrosuzluktan dolayı emekli edilen isimlerse bunlar, bu kadar sıradan bir sebepse, onu da bilmek isterim. Ayrıca bunu da yadırgamam. Ama bunu bize anlatırsanız sevinirim. Çünkü biz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kim kimdir'i sizin kadar bilme olanağına sahip değiliz. Evet sevgili seyirciler, biz kimsenin sözünü kesmedik. Skype bağlantısında sorun oldu. Geldi mi? Bir daha arıyorlar Sayın Ertürk'ü. Şunu hatırlatmak istiyorum. Sayın Zekai Aksakallı 15 Temmuz'da önemli bir görevi yerine getirmiş komutandı. İsmail Metin Temel de öyle bir isimdi. İsmail Metin Temel'in de bir alkışlama görüntüsü vardı. Bundan dolayı da ciddi bir şekilde muhalefet tarafından sıkıntı yaşamıştı. Bunları hatırlatıyorduk. Şimdi Sayın Ertürk'e tekrar soracağım. Sayın Ertürk, bunun şifrelerini bize söylerseniz fevkalade sevinirim. Şimdi çok net bu. Evet. Silahlı kuvvetleri içinde çatlak ses çıksın istemiyorlar. Ne demek bu çatlak ses? İktidar ne derse harfiyen uygulansın istiyorlar. Örneğin ben kendimi örnek vereyim ki kimsenin adını lekelemeyeyim diye. Ben mesela Suriye'de bu savaşın içinde olsam, çünkü bir tanesi biliyorsunuz Afrin kahramanı, ben bakana derdim ki, ben Cumhurbaşkanı'na derdim ki, Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bakanım, biz yanlış işler yapıyoruz. Niçin cihatçılarla beraber, niçin radikal İslamcılarla beraber, niçin yanlış adamlarla bu işleri yapmaya çalışıyoruz? Doğru işler değil bunlar. İtiraz ederdim, şikayet ederdim. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu konuda şikayet olduğunu, bu konuda rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Ama bu konuyu dile getiren komutanları istemiyorlar. Bakın en son Ayasofya konusunu gördünüz. Ben Genelkurmay Başkanı üniformasıyla örneğin o camiye girmezdim. Madem girdim sivil kıyafetle girerdim. Ve Diyanet İşleri Başkanı o sözleri söyledi mi, bunu kıvırmayalım, Atatürk'e hakaret etti, çok şiddetli tepki gösterirdim, biliyor musunuz? Hadi Genelkurmay Başkanı'ndan bu şiddetli tepkiyi beklemiyorum. Hiç değilse camiyi terk etmesini beklerdim. Atatürk'ün subayı, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mazi şan ve şerefli dolu bir generali bunu asla nasıl sineye çekebilir ki? Şimdi şurada ne yapmaya çalışıyorlar biliyor musunuz? Hatta size şöyle söyleyeyim. Sosyal medyayı kullanıyorlar. Örneğin Enver Aysever, kıdemli albay, terfi senesinde. Bakıyorlar kardeşi iktidarı eleştiren tweetler atmışsa Enver Aysever terfi edemiyor, biliyor musunuz? Ya böyle bir şey olabilir mi? İngiltere'de, Amerika'da, Çin'de, Japonya'da olabilir mi? Bakınız Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bu adım adım siyasallaşmaya götürür ve arkasından da Balkan Savaşı hezimeti öncesine götürür. Şimdi
Şimdi siz bakınız Yüksek Askeri Şura'da kim var? Ekonomi Bakanı var, damadınız var, karar veriyor. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nden siz bir üst emiri FETÖ okullarında, cemaat okullarında okudu diye atıyorsunuz. Bakınız atıyorsunuz, daha bitmedi. Bu çocuk belki doktora yapacak. Örneğin Deniz Harp Okulu'ndan bildiğim için bana bilgiler de geliyor. Transkribini istiyor. Transkripte ne var biliyorsunuz? Senelere sari aldığı notlar var, kredileri var. Onun altına bile ne yazıyorlar biliyor musunuz? Bu belgenin sahibi olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname ile kamu görevinden çıkarılmıştır diye yazıyorlar. Şimdi bu genç üniversiteye başvursa doktora için bunu alırlar mı? Peki siz bir üst eğmene bunu reva görüyorsunuz ama Yüksek Askeri Şura'nın içinde FETÖ okullarında okumuş birisi var. Darbecinin kardeşini kime? Lahey'e büyükelçi olarak atıyorsunuz. Şimdi ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin genetik yapısını bozuyorsunuz. Bakın ne dedim size? Ben baktım listeye. Gerçekten pırıl pırıl terfi etmesi gereken isimler var. Hepsini tanımıyorum tabii. Şimdi bu sizi aldatmasın. Bugün için onlara mahkumlar. Başka alternatifleri yok. Hatta geçen yılki ben Yüksek Askeri Şura kararlarını da inceledim. Daha önce Ergenekon ve Balyoz operasyonuyla içeri atılmışlardan terfi ettirmişler, kullanmışlar ve ondan sonra onları ne yapmışlar? Bir şekilde tasfiye etmişler geçtiğimiz yılın askeri şurası ile. Şimdi şunu demek istiyorum. Türkiye iyi yolda gitmiyor. Ve bu askeri şura kararları çatlak ses istem. Çatlak ses derken bunu olumsuz anlamda almayın. Bakınız ne diyorum ben? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bağlılığı ne olması lazım? Hatta Amerika Birleşik Devletleri subayları yemin ederken diyor ki anayasayı iç ve dış düşmanlara karşı korumak diyor. Peki iç düşman kim? Bütün subayların görevidir bu. Yani Fransa'da da böyledir bu. Rusya'da da böyledir. Türkiye'de böyledir. Size şöyle söyleyeyim. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başkanının o açıklamaları laikliğe, cumhuriyete, kurucu ideolojiye düşmanlık. Peki Türk subayının görevi ne? Sessiz kalmak mı? Şimdi istiyorlar ki öyle bir yapı kuralım ki cumhuriyeti satsak da ne bileyim tek adam yönetimi ne yaparsa yapsın peşinden gidilsin istiyorlar. Bakınız mazisi şan ve şerefle dolu kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri meclise saygılıdır. Cumhuriyete saygılıdır. Kurucu ideolojinin peşinden gider. İktidarlar geçicidir. Bugün A iktidarıdır, yarın B iktidarıdır. Bir de askeri şura kararlarını eleştirirken geçmişte hatalar yapılmış mıdır? Tabii ki yapılmıştır. Yani ne bileyim Ahmet terfi ettirilmesi gerekirken yanlış bir değerlendirmeyle Mehmet terfi ettirilmiş olabilir. Ama bugün yaşadıklarımız bu değil. Bugün yaşadıklarımız Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, bugünden yarına bir olay da değil. Adım adım genetik kodlarını değiştirmek, sindirmek, baskı altına almak. İşte Libya'ya gönderirsek Libya'ya, Somali'ye gönderirsek Somali'ye, Malta'ya gönderirsek Malta'ya hiç itiraz etmeden. Sayın Ertürk, reklama gideceğim. Yalnız kısacık şunu anlamak istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin subayının değil sadece Türkiye'de yaşayan bütün yurttaşların temel görevi anayasaya bağlı olmak. Türkiye'de yaşayan yurttaşların tamamının eşit yurttaşlık haklarından demokrasi içerisinde ifade özgürlüğünü kullanmak gibi görevleri vardır. Ancak siz subayların susması mı gerekiyor sorusunu sorduğunuz zaman bizim belleğimizdeki o ürkütücü sahneler aklımıza gelir. Subayların susmaması halinde başımıza gelenler aklımıza gelebilir. Herhalde siz demokrasi dışında bir şeyden söz etmiyorsunuz. Demokratik asla muhalefetten sonra onu düzelterek ya da onu açıklayarak tamamlayalım lütfen. Şimdi bakın ben ne diyorum? Örneğin Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor. Milli Güvenlik Kurulu ne bileyim işte Libya'ya oraya buraya harekat icra edilecek. Yani bir kuvvet komutanı, bir genelkurmay başkanı, sayın cumhurbaşkanım bunlar ne bileyim tabii ki bunun arkasını doldurarak doğru olmadığını, yanlış olduğunu,
ne bileyim bunlarla birlikte Türkiye'nin güvenliğini ve çıkarlarını zedeleyeceğini söylemek bir askerin görevidir. Anladım. Şimdi bunlar ne yapmaya çalışıyor biliyor musunuz? Bunu söyleyenleri kafasını kesiyorlar Türkçesi. Yani tasfiye etmeye çalışıyorlar. Bu doğru değil ki. Anladım. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Anladım. Yoksa ben darbe çığırtkanlığı asla değil. Ben sizin demokrasiye bağlılığınızı, sivil siyasete katıldığınızı biliyorum. O yüzden bundan kuşkum yok. Ancak Türkiye'de kanalımıza da niyet okuyarak cezalar geldiği için o bağlamda saydamlaştırdım. Yoksa size yönelik bir değerlendirme değildi. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum size. Sağ olun. Değerli seyirciler, şunu söylemek istiyorum açıkçası. Bu aslında bizim konuklarımızın tamamının demokrasiye bağlılığını, anayasaya bağlılığını ben biliyorum. Ancak bu hassas dönemlerde başka kanallara gösterilmeyen niyet okuma türündeki cezalardan dolayı bu dipnotu koyuyorum. Başta ben olmak üzere Halk TV'deki herkes Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, meclise, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne herkesten çok bağlıdır. Konuklarımız da böyledir. Bunun altını tekrar çizmek istiyorum. Çünkü bazıları bunları başka yerlere çekmeye çalışarak hem konuklarımıza hem de bize haksızlık yaptılar. Bir daha yapmasınlar diye. Reklama gideceğim. Dönüşte yani 9 ile 10 arasında iki önemli konu ve iki önemli konuk olacak. Bir tanesi geçtiğimiz günlerde bir televizyonda Haluk Kırcı ekrana çıktı. Haluk Kırcı Bahçelievler katliamında öldürülen 7 tipli gencin katili olarak cezalandırılmıştı fakat işte dışarı çıktı ve şu anda ekranlarda. O dönemi yaşayan, o dönemi çok iyi bilen o kuşağın önemli isimlerinden Hacı Tonak. Başka türlü söylersek Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın dava arkadaşı Hacı Tonak bizimle olacak. Ve meselenin gerçeğini konuşacağız. Ardından Lozan'ı konuşacağız. Lozan'ı hezimet olarak anlatanlar, Lozan'ın Türkiye'nin tapusuna ne olduğunu göz ardı edenlere karşılık önemli bir tarihçi Sayın Sinan Meydan bizimle olacak. 9'da 10 diliminde de bu iki konuyu ve bu iki konuyu ağırlayarak değerlendirme yapacağız. Size dedim Halk TV bugün gerçekten soluk soluğa bir yayın yapacak ve aklınıza gelen her şeyi soracağız ve hepsinin cevabını alacağız. Kısacık bir reklam arası ardından birlikteyiz.